Herkese selam. Yeni bir gün arkadaşlar. Cıvıl cıvıl. Espressolarımızı koyduk. Bugün ilk defa Siri'yle kahvaltı deneyeceğiz. Konuşamadım daha, yeni kalktım. Zaten 2-3 gündür neyse ki her şey Antep fıstıklı. Ama adamlar çok güzel kombine ediyorlar. İşte ilk defa geçen sefer eti, peyniri, Antep fıstığını beraber kombin ettikleri bir pizza yedim. Benim için çok ilginçti. Çok güzeldi tadı. 4.7 yıldız mı ne almıştı? Resimlerini paylaşacağım orada chef onu. Viyana'da bana kapıyor. Bir say hi. Şimdi bugün de yine neredeyse full yıldız alan bir yere gideceğiz kahvaltı için. Öneriler çok iyiydi. Güzel önerilere gittiğiniz zaman şey olmuyorsunuz, hayal kırıklığına uğramıyorsunuz. Ama öncesinde yine de bir tane bir küçük espresso şeyi yapalım dedik. Espresso şey session konuşamadım. Bir espresso arası verelim dedik. Onu vereceğiz, ondan sonra bakalım. Şehrin dün ortalarını keşfetmeye başladık. Bugün de ortalarına doğru gideceğiz. Burada her şey gördüğünüz gibi muhteşem. Bir de şuradaki denize de girmeyi de düşünüyoruz. Ama dün yukarıda bildirim vardı. Eğer burada başınıza bir şey gelirse şey yok. Hani sizi kurtarabilecek falan birisi yok. Direkt 2 metre derinlikle başlıyor. O tarz uyarılar vardı. Burada bir Rus çift kalıyor. Çocukları var. Adam nedense bütün gün balkonda oturuyor. Çok acayip, çok tuhaf. Biraz depresif gözüküyor ama. Neyse, onların problemi. Ben de dedikoducu teyzeler gibi şey yapmayayım. Kamerayı bırakayım şimdi. Ondan sonra bayan Vivi ile beraber espressomu içip dışarı çıkayım. Abi sonunda çıkabildik ya. Dur espresso yapalım. Dur yanına kek yiyelim. Dur üstüne bir de yoğurt yiyelim. Yani midemize iyi gelir derken. Dün akşam şimdi çok fazla alkol aldık. Alkol aldık. Ondan sonra bir de gittiğimiz yerde de alkol aldık. Mide tabi birazcık yandı. Şimdi bu köşede aslında çok güzel bir şeyler vardı ama Viviana burada denemek istemiyor. Bak dün burayı almıştım ben. Bunlar bayağı güzel gözüküyorlar ama bizim bulduğumuz yer daha yüksek puan almış. Biz oraya gidiyoruz. Gerçi saat 11, 11 mi 11.30 mu ne oldu arkadaşlar, bu saatte de kahvaltı bulabileceğiz mi bilmiyorum ama buluruz diye tahmin ediyorum. Şeyi konuştuk dün biriyle. Mesela Barcelona, Ice Cream'si şöyle ha. Bana gömlek alacağız da sürekli fiyatlara bakıyoruz. Bir sokak değiştiriyorsun 35 euro, bir sokak değiştiriyorsun 50 euro, bir sokak değiştiriyorsun 40 euro. Bir sokak değiştiriyorsun 60 euro. Bana şey de gömlekleri gösterdi de. Olmazsa Palermo'dan alacağız arkadaşlar. Palermo'da giyim kuşam daha ucuzmuş. Burası tamamen turistik. Aynı şeyi. Tipik Türkiye ya. İşte atıyorum Aydın'da 5'e satıyorsa Kuşadası'nda 15'e satıyorlar ya. Burası da tam o kafada. Her şey 3 misli. İşte geçen bir de şey konuşuyorduk. Biz Barcelona'ya gittik ya tatile. Mesela Barcelona o kadar büyük olmasına rağmen çok böyle fotoğraf çekilecek güzel köşe, böyle şey, burası kadar zengin değil. Yani İtalya gerçekten çok acayip bir şey ya. Sürekli bir tablonun içinde gibisin yani. Her köşede bir şey var yani. Çiçekler, dekorasyon, balkonlar, sokaklar. Çok zengin. Küçücük bir şehir bile olsa çok zengin. O yüzden sürekli keyif veriyor yani. Biz Barcelona'da doğruya doğru 4. 5. gün sıkılmıştık. Burada kamera elimden düşüyordu. Burada öyle bir şey yaşamadık. Schatzi, später. Komm, lass uns erst mal was essen. Ja, kaufen wir später. Böyle arkadaşlar kibar bir şekilde alışveriş yapmasını da kız arkadaşımızın önlemiş oluyoruz. Bak, ben Çağlar abinizden taktiği öğrendim. Hayır demedim. Alışveriş yok da demedim.
önce yemek yesek olur mu dedim. O şekilde yürümeye ikna ettim. Abi Sicilya çok dağlık bir yer. Böyle kıyı kesimleri dağdan iniyorsunuz, denize giriyorsunuz ama gerisi hep dağ. Bu dağların üstünde de bayağı farklı köyler varmış. Şimdi havalimanında Berlin'den gelirken Vivi'nin arkadaşlarına rast geldik. Bir çift, onlar da Palermo'da tatil yapıyorlar. Bu taraflara gelme imkanları var. Belki arabayla gelecekler. Arabayla gelirlerse dağdaki köylere çıkacağız. O dağdaki köylerde inanılmaz çok acayip yerel pizzalar yapılıyor dediler. Beraber gidersek çok süper olur. Biz de şu an şehrin biraz üst kısmına geldik. Gündüz buraya daha önce hiç gelmemiştik. Şu kaktüslere baksana. Ne kadar güzel. Ben kaktüs manyağı olduğum için hemen dikkatimi çekiyor. İşte şehrin biraz üst tarafındayız. Buraya biz de ilk defa geldik. Bakalım. Wie lange dauert es noch? 3 Minuten. 3 dakika daha yürüyeceğiz. Çok güzel ya. Tablonun içindeymişsin gibi. Dün arkadaşlar yüzerken falan fotoğraf çektik. Bir Vivi'nin fotoğraflarına bakıyoruz, bir benimkine bakıyoruz. Abi sanki tabloyu koymuşsun. İşte 1000 sene öncesi bir şehrin tablosu çizilmiş, onun içinde yüzüyormuşsun gibi gözüküyor. Çok acayip bir şey ya. Arkadaşlar gelebiliyorsanız mutlaka gelin İtalya'ya. Ve aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi sebze meyveler satılıyor. Oo, deniz bayağı aşağıda kalmış. Bakın arkadaşlar, limon ağaçları her yerde. Eskiden Kuşadası'nda vardı. Çok güzel portakal, limon, şehrin içinde böyle. Hepsini kestiler. Beyin bedava, bedava ya. Abi niye kesiyorsun? Olan niye kesiyorsun? Al işte adamların en turistik yeri. Aptal mı bu adamlar? Niye bunları kesmemişler? Çok inanılmaz bir doğallık veriyor. Harika, harika bir görüntü veriyor. Bak zeytin ağaçları. Zeytin, limon. Bak buraya da ekmişler küçük. Hep Kuşadası hep böyleydi ya. Çok orijinal bir yerdi. Çenes işte var yani. Böyle buraları görünce, millet buralara bu paraları bayılınca hep aklıma Türkiye geliyor. Bizim hiçbir eksiğimiz yok ama işte bir pazarlama yok, vizyon yok. İşte vizyon deyince de içine her şey giriyor. En basit ağaçları bile kesmemek aslında bir vizyon da. Valla bu kadar yürüdük, inşallah değer kahvaltıya. Küçük polis arabası. Küçücük. Abi doğru tahmin ettiğim gibi kapalı. Burasını gösterdi şey. Kapalı, hiçbir şey de yok. Vivi'ye dedim ki içeriden yaşlı bir teyzenin sesi geliyor. Git dedim, sor. Yerellere sor, bak soruyor orada çocuğa. Güzel bir yere bizi söylesinler, oraya gidelim. Puoi andare dritto per dritto attraverso la strada. Sì. Andando poi, poi sulla destra, sì, ci dovrebbe essere un bel chiamato il caffè. Il caffè? Il caffè. Ok, la, tu la, ragazza. No, 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 sì, ci sono comunque tutte le, se lo vede subito. Ok. Abi oradan başka bir yere gitmiştik. Orayı ben beğenmedim. Hafif böyle Viviana'yla yolda. Niye bu kadar geldik o zaman? Boşu boşuna tartışması yaptık. Neyse sonunda böyle güzel bir köşe bulduk. Pizza söyledim, artık bunlar çok tipik kahvaltı değil de şu tipik kahvaltı. Buraya özgü. Bakalım burada yiyeceğiz. Ortam güzel. Burada yedikten sonra sahile geçeceğiz. Şimdi planımız bu. Biraz. Burada yeni turistler ya geliyor ya gidiyorlar. İçi Antep fıstıklı. Burada her şey Antep fıstıklı. Antep fıstığı akıyor. Çok fazla yaşlı var etrafta. Hepsi de çok tutucu. Acayip tutucular. Böyle bir dükkanın içinde bikinili kız görsünler. Hemen ya uyarıyorlar ya da hemen bakıyorlar, kötü bakıyorlar.
Abi Vivi ile yürüye yürüye buraya geldik. Şimdi Berlin'de sup deniyor. Şunlar ayakta böyle sürebiliyorsunuz. Çok onu ben denemek istiyordum Berlin'de ama göllerde möllerde kiralama etme zor ya da kendimiz getireceğiz arabayla. Vivi'nin arabası zaten küçücük. Onu oraya bir dakika, şurada bir taş var. Vivi'nin arabasına sokmak zaten mümkün değil. Şurada da çiftleri görmüştüm dün, bayağı kişi sup aldı. Dedim sup alalım, o da istemiyor ama adam dedi ki 15 euroya bırakırım size bir saatliği. 2 saat alsak 30 euro, bir de bunlar bayağı şey, yani bayağı stabil, öküz gibi bir şey, bilmiyorum kameradan küçük gözüküyor kesin ama dedim Vivi'ye sen öne otur, ben de ayakta durup kaykay gibi çekerim dedim. İkna ettim, o kayak istiyor. Kayaklar da abi oturarak, bana çok sıkıcı geliyor kayak. Yani bir saat oturmak çok sıkıcı. Adam da işte sempatik buldu bizi. Bize saat verdi dedi. 3'ten 6'ya kadar bugün alırsanız indirim yapacağım. Ya dedi yarın sabah gelin. Çünkü şu an deniz çok sakin. Bugün inanılmaz rüzgar vardı. Alamadık. Şemsiye uçuyordu zaten, gittik. Böyle herhalde, bilmiyorum. Bugün ya öğleden sonra ya da yarın alırız. Keşke GoPro'nun su kamerası açık olsaydı arkadaşlar ya. Su kamerası almadım zamanında. Sonra modeli değiştiririm dedim. Bir türlü halletmedim. O yüzden şeyim yok. Korkuyorum yani. Bunu sürerken çok güzel bize anı olurdu. Görüntü olurdu. Video, fotoğraf olurdu. Ama GoPro'yu almayacağım eğer sufa binersek. Baby. Değil mi? Abi dün de burada fotoğraf çekildik birbiriyle. Baktık çiftler öğleden sonra telefonlarını, kameralarını alıyorlar. Suyun içine gidiyorlar. Burada tekrar şöyle bir derin oluyor. Sonra tekrar yükseliyor. Ayakta durabiliyorsunuz denizin ortasında. Fotoğraf yaptık. Fotoğraflara baktım. Bir de elimi tutmak istiyordu. Elimi çekti. Şurası kim yapı anlatın ya. Şurada fotoğraf çekildik abi. Bütün çefoluğu arkamızda, sanki şey gibi. Fotoğraflara bakınca sanki tablonun içinde, tarihsel bir tablonun içine beni veya Viviana'yı koymuşsunuz gibi gözüküyor. Aşırı güzel. Tekrar söylüyorum, herhalde bir 10 kere 20 kere mi ne söyledim bilmiyorum arkadaşlar ama gelebiliyorsanız mutlaka çefoluya gelin. Çok güzel abi. Şu arkada gözüken kilise 1148 yılında inşa edilmiş. Tabi buradan gözüküyor bilmiyorum, şu ileride elimle gösteriyorum. Apartmanların altında büyük kapılar var, girişler, kirişler. Onlar Roma zamanından 2000 senelik. Bunun çıkabilirsek tepesine de çıkacağız. Yani muhteşem. Bu kadar eski bir tarihin içinde hiç hani tatil olarak yüzme şeyi yapmamıştım. Yani Kuşadası'nda bizim Efes, hani Efes var da gezmek için tarihsel. Ama böyle suyun içinde hem yüzüp hem Roma döneminden kalma bir şey, şehir benim için de ilk defa oluyor. Harika abi. Abi burada kokonat satıyorlar. Böyle. Bir tane alalım dedik. Adam bana iki tane. Vivian'ın eline de üç tane tutuşturdu. Parasından değil, 5 euro bir şey de yani. Zorla satıyorlar. Satıcı terörü. Yukarı çıkma planımız var. Hala yapamadık. Karar veremedik. Çünkü oraya çıkarsak bizi bitirecek. Enerji olarak. Abi yine bu tatil bana şey... Ülke daha doğrusu İtalya şey hissiyatı verdi. Lan ben Almanya'da ne yapıyorum ya? Bir de onu konuşuyorduk. Abi buradan gitmek lazım yani. Buradan ne diyeyim, Almanya'dan çekip gitmek lazım da nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Tekrar buradaki yaşamı, havayı, denizi, güneşi, yemeklerin tadını, insanların cılıltısını görünce insan... Ne bileyim ya, Almanya çok ters kaçıyor ya. Zengin olmasan da güzel bir hayat şeyi var yani. En basit, gel buraya yiyeceğin yanına al. Herkes öyle yapıyor. Aileler çocuğunla oyna. Neyse, o da başka bir videonun konusu.